Bakın 22 yıldan bu yana bu vesayetçi ve darbeci anlayış AK Parti'nin de önünü kesmek istedi. Kesebildiler mi? Sizler müsaade etmediniz. Her zaman bizim önümüzü açtınız. O darbeci vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Muhtıralarda da başarılı olamadılar. Krizler çıkarmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Gizli olaylarında da başarılı olamadılar. 17-25'te de başarılı olamadılar. 15 Temmuz karanlık gecesini de onların başlarına sizler sayesinde çevirdik. Ve aydınlık bir güne kavuştuk. Sizin sayenizde oldu bunlar. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci vesayetçi anlayış hortlamasın diye anayasamızda reformlar yaptık sizler sayesinde. Ve bundan sonra darbeci vesayetçi anlayış hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak. Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi değerli hemşehrilerim? Olabilir mi? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş. Bunlar kurtulamaz. Bunlar bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar yassı ada zihniyetidir değerli hemşehrilerim. Bunlar Adnan Menderes'i asıp Maliye Bakanı'na, Dışişleri Bakanı'na dar ağacında idam edenlerdir. Ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz kararla hep beraber yine bunların da cevabını vermiş olacağız. Hasan kadın hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Kıymetli esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Hoş geldiniz bakalım. Arkadaşlar, ben mevcut belediye sistemini fazla eleştirmek istemiyorum. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ama Hasan kadınızda bu gerçek belediyeciliğin öncüsü. Değerli Hasan Kadın hemşehrilerim, seçim itibat büromuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada çay var mı? Akşamları iftardan sonra çay var mı? Tamam o zaman. İftardan sonra seçim itibat büromuzda çay varmış. Akşamları burada sohbet edebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ya Allah, bismillah.